Değerli katılımcılar ve kıymetli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi, kısa adıyla TESBAM ve Başar Soğut Bilgi Teknolojileri AŞ firmalarının ortaklığıyla geliştirilmekte olan CBS tabanlı enerji veri tabanı uygulamasını konuşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle TESBAM Başkanımız ve aynı zamanda bu projenin fikir babası Oğuzhan Akyener'e sözü vererek oturumu başlatacağız. Ardından projemizin içeriğini tanıtma amaçlı TESBAM ekibimizle çektiğimiz sunum videomuz ekranlarınıza gelecek ve son olarak Başarsoft ekibimize sunumlarını yapmak için söz hakkı vererek oturumumuzu sonlandıracağız. Şimdi öncelikle konuşmaları yapmak üzere TESBAM Başkanımız Oğuzhan Akyener'e sözü devrediyorum. Buyurun Oğuzhan Bey. Teşekkür ederim Ali Bey. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bütün izleyicilerimize, TESBAM'ın bu bağlamda çalışan bütün ekibine ve yine Başarsoft ekibine güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Enerji veri tabanı deyince yani kafada birçok şey uyanabilir. Yani nedir enerji veri tabanı, ne işe yarar, neden önemlidir? Aslına bakarsanız daha önceki kongremizle alakalı bölümlerde de biraz bundan bahsetmeye çalışmıştık. Enerji veri tabanı gerçekten siz bir model oluşturmaya çalışıyorsanız, projeksiyon yapıyorsanız, analiz yapıyorsanız bakın hem ülkeler bazında hem de şirketler bazında, lokal yönetimler, yerel yönetimler bazında hangi alanda olursanız olun kapsamlı enerji veri tabanlarına ihtiyacınız vardır. Eğer enerji güvenliğinizi modellemek istiyorsanız, ticari yatırım, iş geliştirme analizleri ve benzeri hususlara değinmek istiyorsanız birçok kriteri aynı anda, aynı ortamda, eş zamanlı değerlendirebilmeye ihtiyacınız var. Bu bağlamda bakın Türk dünyası da bu perspektifte ele alınacak geniş coğrafyalardan bir tanesi. Yani siz bu hazırlamaya çalıştığımız, birazdan arkadaşlar detaylarına girecekler, birçok modülden oluşuyor ve birçok farklı veri sistematiğini bünyesinde ihtiva ediyor. Böyle bir programdan bahsediyoruz. Bu program dahilinde siz ister bütün dünyayı çalışabilirsiniz, küresel bir analiz yaparsınız, ister bir bölgeyi çalışırsınız, ister bir ülkeyi, ister bir ülkenin küçük bir kısmını, ister yatırım yapacağınız bir alanı çalışabilirsiniz. Ve bu yatırım yapacağınız mesela örnek vereyim bir petrol projesi üzerine çalışıyorsunuz. Bir yerde bir saha almak istiyorsanız diyelim X ülkesinde. O X ülkesindeki saha alma noktasında etrafta hangi sahalar var? Hangi sahalardan hangi gibi kuyular var? Sahaların genel özellikleri neler? Rezerv ve benzeri ya da rezervuar koşulları ile alakalı en azından genel bilgi temin etme imkanı var mı? Öte taraftan etrafından boru hatları geçiyor mu? Yüzey tesisleri var mı? Boru hatlarının kapasitesi nedir? Bakın bunlar hep şu ana kadar teknik sorular sorduk. Öte taraftan siz bunları coğrafi bilgi sistemleri tabanlı ve layer hani katman katman görüp yorumlayabiliyorsanız çok daha fazla avantaj elde ediyorsunuz anlamına gelir. Yani şöyle ki mesela diyelim ben bu dediğim teknik verileri görürken aynı zamanda bir sosyolojik layer'ı koyarak üzerine bir güvenlik indeksi oluşturabiliyorum kendimce bir bölgede. Yani mesela diyelim Irak'ta belli bölgelerde yatırım yapmak daha risklidir. Bu riski tamam sosyal analistler geniş uzaktan baktıkları perspektifte yorumlayabilirler ama siz bu tarz verileri, sosyal verileri, teknik verileri, ekonomik verileri, servis hizmetleri verilerini ya da bu ajans niteliğindeki önemli ki haber niteliğindeki hususları hepsini bir veri tabanı ortamında ve hepsini üst üste katman katman ortak yorumlama penceresinden ele alabileceğiniz bir modda yorumlama imkanı elde ederseniz çok daha başarılı, çok daha tutarlı analizler yapabilirsiniz. Yatırımlarınızı ona göre daha mantıklı ve makul bir biçimde planlayabilirsiniz. Zaten bizim bu bağlamda ortaya koymaya çalıştığımız veri tabanının genel konsepti de bu. Yani bu bağlamda kime hitap ediyor? Bakın ülkelere, ülke yönetimlerine, Enerji Bakanlıklarına, Enerji Bakanlıklarının bütün alt birimlerine, özel şirketlere, petrol, doğalgaz, elektrik, maden, jeotermal gibi birçok alanda çalışan bütün kurumlara, üniversitelere, stratejik analiz yapan kurumlara birçok geniş yelpazede izleyiciye ve ilgiliye yönelik birçok bilgi ihtiva eden bir veri tabanından bahsediyoruz. İnşallah bu oluşturduğumuz veri tabanı birçok yönüyle uluslararası literatürde ilk olma nitelikleri taşıyor.
Adım adım veri tabanını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Burada genel tanıtım videolarını izleyebileceksiniz. Türk Dünyası Türk Enerji Birliği Kongresi dahilinde de madem Türk Enerji Birliği dedik, lansmanını ve bu veri tabanının ilk duyurusunu bu kongrede yapmak istedik. Ve bu kongre daha başlamadan biz Türk dünyasındaki en azından bazı katmanlarla alakalı verileri hazırlamış ve sistemimize yüklemiştik. Arkadaşlarımız bu bağlamda örnek haritalar ve benzeri şeyler de gösterecekler. Bu hususta ortak çalıştığımız veri tabanının bütün veri sistematiği ile alakalı ve yazılımla alakalı altyapısını hazırlayan Başar Soft ekibi de kendilerine de tekrar teşekkür ederim. Başar Soft ekibi de sürecin özellikle yazılım mühendisliği ve yazılım hususları ile alakalı konularından bahsedecekler. Benim genel sunumum bu kadar. Ben bu projenin hem Türk dünyası hem Türkiye hem de bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü uluslararası literatürde ilk olma niteliği taşıyan bir çalışma birçok yönüyle. Öte taraftan yine bizim birazdan ben o oturuma geçeceğim, orada bir sunumumuz olacak. Öte taraftan bizim TESPAM olarak hazırladığımız yeni bir enerji güvenliği modeli önerisi var bütün dünyaya. Şu ana kadar literatürde görmüş olduğunuz bütün enerji güvenliğini tasvir etmeye çalışan modellerden çok daha ayrı, çok daha kapsamlı bir model. Böyle bir modelin efektif bir şekilde işleyebilmesi için de işte şimdi dinleyeceğiniz nitelikte bir veri tabanına ihtiyaç var. Genel konsept budur. Çok teşekkür ederim. Ben aynı zamanda ayrılmak zorundayım. Diğer dediğim gibi diğer eş paralel oturumda bir sunum yapmak durumundayım. Çok teşekkür ederim. Oğuzhan Akkener Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kendisi az önce belirttiği gibi aramızdan ayrılacak başka bir oturuma katılmak için. Tekrardan katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi sırada TESPAM ekibi olarak projeyi tanıtma amaçlı çekmiş olduğumuz videomuz ekranlarınıza gelecek.
Teknik mi sıkıntımız olmuş? Operatör arkadaşlardan gelen bilgiye göre sıralamayı değiştirelim. En son videoyu açarız. Şimdi sunumlarını yapmak için Başarsoft ekibine söz hakkı verelim. Başarsoft ekibimiz sunumlarını yapsın. Merhabalar. Umarım sesimiz geliyor. Evet, geliyor. Merhaba, ben Başarsoft ekibinden Hasan Beyhan. Bugün size Oğuzhan Bey'in de bahsettiği gibi coğrafi enerji veri tabanı sunumunu gerçekleştireceğim. Şimdi şunu şuradan paylaşıyorum. Ekranımı görüyorsunuz. Evet, görüyoruz Hasan Bey. Evet. Başarsoft olarak enerji verilerinin coğrafi olarak yönetilmesi ve karar destek sistemiyle stratejinin oluşturulması adlı aslında bir yayın çalıştık, akademik bir yayın çalıştık. Hem bizim çalışmamızın sonucunda bir gösterim olsun, literatürde bir yeri olsun, hem de çalışmalarını sunmak amaçlı bunu TESPAM konferansında yayınlamış oluyoruz aslında. Yayını geliştirmede ben, arkadaşlarım, ekibim Başarsoft'tan Ceren, Gizem ve Ahmet destek verdi. Aynı zamanda Oğuzhan Bey de zaten bu yayının geliştirmesinde önce oldu. İlk önce Başarsoft'tan bahsetmek istiyorum kısaca. Biz ne iş yapıyoruz? 98 yılında kurulduk aslında. O günden bugüne coğrafi bilgi sistemleriyle alakalı yazılım geliştirme projeleri yapıyoruz. Bu kapsamda web, mobil, masaüstü yazılımları, lisans, eğitim, danışmanlık, proje yönetimi, entegrasyona, veri toplama hizmetleri sunuyoruz. Aynı zamanda Google Yandex'ten biliyorsunuzdur belki adlı haritaları da Türkiye için sağlamış oluyoruz. Bununla birlikte navigasyon cihazlarına tüm Türkiye'nin adlı haritasını üretip onlara cihazları vermiş oluyoruz aslında. 98 yılında, aslında 97 yılında kuruluyoruz. ASKİ, Ankara'da su idaresi projesinin başlangıcıyla. Ardından yurt dışının Mebinfo distribütörlüğünü alıyoruz ve yaklaşık şu anda 14-15 ülkede bunun distribütörlüğünü yapıyoruz. İlk yurt dışı projesini Suudi Arabistan'da gerçekleştiriyoruz. Ardından sağdan veri toplama işlemlerimiz başlıyor ve zaten burada da Google'la, Yandex'le tanışmış oluyoruz. Şu anda ülkemizde bulunan Aygo, Garmin gibi navigasyon cihazlarının, araç takip sistemlerinin ve gördüğünüz aslında sahibinden.com ve benzeri uygulamaların altı kartıcısıyız. 2011 yılında Ulaştırma Bakanlığı'yla dünyanın ilk görme engelli navigasyonunu üretiyoruz. 2014'te Yandex'le anlaşıyoruz ve 2017 yılında da Ar-Ge merkezi oluyoruz. O günden bu yana da binlerce diyeyim, 500 ya da binlerce projede yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Şu anda proje bazlı olarak değişken şekilde 2021 itibariyle 250-500 arasında personelimiz bulunuyor. Bunların 150 tanesi mühendis, 5 yılın üzerinde de 50 tane personelimiz bulunuyor. Ve ciromuz da 2001 yılı itibariyle 65 milyon TL durumunda. Dediğim gibi hem harita üreticisiyiz ve bu durumda navigasyon cihazlarını, araç takip sistemlerini, PTT gibi, Ziraat Bankası gibi kurumlar altı harita sağlıyoruz bakanlıklara. Onun dışında da kendi çözümle ilgili yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bununla ilgili kurumlara özgü, onların ihtiyaçlarına özgü coğrafi bilgi sistem tabanlı harita geliştiriyoruz. Aslında ana faaliyet alanımız altyapı, yani enerji diyebiliriz. Su, elektrik, doğalgaz ve telekom için çeşitli firmalarda, özellikle Türkiye'de çok büyük yatırımlarımız var. Kendi şebekelerini yönetebiliyorlar, envanter yönetimini sağlayabiliyorlar, yatırım kararlarını buralardan verebiliyorlar. Bu çalışmada da enerji verilerinin coğrafi olarak yönetilmesi ve karar destek sistemi stratejinin oluşturulmasının yayınından birazcık bahsetmiş olacağım. Yani bu çalışma nasıl ortaya çıktı? Oğuzhan Bey fikri bulduktan sonra nasıl geçirdik gibi çalışmadan bahsedeceğim. Konumuz aslında ülkelerin enerji kaynaklarını yönetmek için merkezi bir coğrafi enerji ve tabanı üzerinden geliştirilen sistemlere ihtiyaç duyması. Ülkeler genel itibariyle tekil sistemlerde kendine özgül tek seferlik hesaplamalarla bunu yapabiliyorlar ama böyle bir enerji ve veri tabanını tek merkezi bir sistemden yönetmek şu an itibariyle söz konusu değil. Ve bunu ilk olarak bu yayında konu olarak görmüş oluyorsunuz. Küresel ısınmanın artması ve fosil yakıta dayalı enerji kaynaklarının azalması, artan nüfusun beraberinde getirdiği enerji talebini karşılamakta zorlanılması. Konumuzdan biri de bu. Artan nüfus ve enerji kaynaklarının aslında azalıyor olması, onların daha verimli yönetiliyor olmasına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle aslında bu sistemin geliştirmesi önem arz ediyor. Ülkeler mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanmak isteyip kararlarını sistematik olarak almaya çalışmaları. Daha önce de dediğim gibi tek seferlik hesaplamalarla ya da bunu bir rapor şeklinde sunarak ülkeler bunu yapıyor ama dinamik bir sistemde sürekli veri tabanında güncel verinin aktığı ve analiz ve raporlamanın sürekli üretildiği bir sistem bizim konumuz dahilinde diyebilirim. Mevcutta enerji yönetimi için farklı enerji türleri için farklı sistemlere çözümler kullanılması. Örnek vermek gerekirse
yeşil enerji kapsamında rüzgar, güneş santrallerinin yönetilmesiyle alakalı sistemler var. Ya da sadece petrol kuyularının yönetilmesiyle ilgili sistemler var. Ama bunların bütünleşik ve birleşik bir sistemde tek bir merkez üzerinden yönetilmesi şu an itibariyle örneğine rastlamadığımız bir durum. Biz ne yapıyoruz? Biz hem yayında bahsettiğimiz gibi hem de projede ilerleyen kısımlarda bahsedeceğim gibi tek bir sistem üzerinden bütünleşik olarak tüm enerji türlerini sıklıkla tercih edilen güncel teknolojilerden biri olan coğrafi bilgi sistemi yardımıyla açık kaynak kodlu olarak web uygulaması olarak geliştirdik. Ülkeler burada kendi enerji kaynaklarını nerelerde olduğunu verilerini yönetip bununla ilgili politikalarını analiz edebiliyor. Sektöre özgü raporlamalar üretebiliyor. Hangi sektördeyse onu özgü raporlama üretebiliyor. Enerji politikalarını planlamak için karar destek sistemi oluşturarak aslında yöneticilere bir karar destek sistemi sunmuş oluyoruz. Burada verilen kararı aslında dinamik sonuçlara bağlı olarak yöneticiler vermiş oluyor. Literatürü taradığımızda karşımıza çok fazla bize benzer yayın çıkmadı açıkçası. Burada Voivontas arkadaşları 98 yılında Girit adasında yenilenebilir enerji üzerine çalışmışlar. Yine coğrafi bilgi sistemi üzerinden çalışmışlar ama burada dediğim gibi tüm bütünleşik sistemde sadece yenilenebilir enerji değil, bunun dışındaki fosil yakıtların da olduğu bir literatüre rastlamadık. Yine aynı şekilde 2007 yılında Bravo arkadaşları İspanya Yarımadası'nda biyokütle, hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyogaz, jeotermal enerji kaynaklarını, yani genellikle yenilenebilir enerji kaynaklarını CBS yardımıyla hesaplayıp 2050 yılı için enerji talebini ve bu talebin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanabileceğini saptamış ve sonuçları strateji hedefler doğrusunda paylaşmıştır. Aslında burada sadece günümüzdeki mevcut durumu analiz etmek değil, geleceğe yönelik politikalar ve stratejiler belirlerken bu analizleri kullanmak da önemli. Aynı şekilde Hüseyin ve arkadaşları 2010 yılında yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden gene CBS üzerine yaptıkları bir çalışmada gene aynı şekilde stratejileri ve hedefleri paylaşmışlar. Aynı şekilde TİBA ve RESH hepsini tek tek okumayayım. CBS tabanlı çalışmalarında geleceğe yönelik ve mevcut durumun analiziyle ilgili tek seferlik hesaplamalar yapmışlar. Ancak bunların hepsi CBS kullanmasına karşın merkezi bir sistem olup dinamik olarak güncellenen sürekli verilerle bunlar yürütülmemiş. Bu durumda literatürde ve mevcut kamu kurumlarında görüştüğümüz eksiklikleri paylaşabilirim. Bütüncül bakış açısıyla ülkesel çapta tüm enerji verilerinin görüntülüp yönetilememesi aslında her biri ayrı ayrı sistemlerde belli raporlar ve analizler dahilinde yönetilebiliyor. Kimisi haritalı analizler, kimisi coğrafi bilgi sistemi destekli, kimisi de değil. Ama açıkçası bunların hepsinin bir bütün olarak ele alındığı bir şey göremedik. Harita üzerine karar destek sistemi olan CBS sayesinde politikaların oluşması için analiz ve karar destek sisteminin kullanılmaması. Genel olarak CBS kullanılıyor ama CBS'yi dinamik veriler yerine tek seferlik veriler üzerine hesapladıkları için aslında sürekli güncellenen bir sistem hiçbir zaman ele geçmiyor literatürde. Güncel teknolojinin sağladığı raporlama ve analiz yeteneklerinden yararlanılmaması. Burada da CBS'nin verdiği bize analiz ve haritalı tematik analizler aynı zamanda ürettiği raporları başka sistemlerden çıkaramadığımız ortaya konuluyor. Ve bu uygulamayı zaten biz açık kaynak kodla geliştirdiğimiz için bunların hepsini sağlamış oluyoruz ve ileriye dönük de yatırım yapmış oluyoruz aslında. Dediğim gibi tek seferlik çalışmalar ve raporlar üzerinden hesaplandığı için mevcut sistemlerde geleceğe yönelik planlama ve kararları bu adımla yapıyorlar. Aslında bunu sistem üzerinden dinamik şekilde belli periyotlarla hesaplanması mümkün. Bu çalışmamızın amacı, projemizin amacı aynı zamanda TESPAM'ın ortaklığıyla beraber coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir web uygulaması geliştirdik. Bu web uygulaması üzerinden enerji verileriyle alakalı aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Şu anda sistemimize eklediklerimizi birazdan bahsedeceğim ama bunların yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması ihtiyaç dahilinde eklenmesi, sisteme eklenmesi sağlanabilmektedir. Burada coğrafi karar destek sistemiyle karar vericilere enerji politikaları ve stratejik hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Merkezi bir coğrafi enerji veri tabanı oluşturulması ve yönetilmesinin yanında farklı sistemlerden gelen verilerle bunları en optimal şekilde sisteme işlenmesi ve güncelliğin korunması da sağlıyoruz. Yani sadece sizin veri tabanına koyduğunuz veriler değil, başka sistemlerden alacağımız verilerle de bunu yapmaya amaçlıyoruz. Yazılımdan biraz bahsetmek gerekirse, dediğim gibi web uygulaması ve açık kaynak kodlu, Başarsoft'un kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği bir sistem. Buradan çıkan veriler, sonuçlar, analizler uygulama tarafından ayrıca raporlanabiliyor. Ayrıca diğer küresel çapta hazırlanan rüzgar ve solar güç gibi potansiyel haritalarından ve aklınıza gelebilecek diğer başka haritalar da olabilir. Sadece harita değil, verileri de alabiliriz. Ülke ölçeğinde uygulamaya ekleyebilmektedir. 2020 yılında geliştirmeye başlanan bu uygulama
Gelen geri dönüşlere göre anlaştığımız kurumlara ya da ihtiyaçlar dahilinde sürekli geliştirmelere devam eden bir ARGE projenin niteliğinde diyebilirim. Genel itibariyle uygulama arayüz görüntülerini birazdan bahsedeceğim. Çalışmadaki verilerden bahsedeyim. Biz şu anda uygulamamız içerisinde petrol boru hatları, kompresör istasyonları, pompa istasyonları, depo pump testleri, rafineriler, petrokimya testlerini tesisler bazında yönetebiliyoruz. Sadece bu şekilde düşünmeyelim. Hani buradaki verileri sektörel bazda ve ihtiyaç dahilinde çok artırabiliriz. Aynı şekilde lojistik ağlarını, limanları, demiryollarını, havaalanlarını, avluları, serbest bölgeleri, organize sanayi bölgeleri gibi yerleri de görebilirsiniz. Petrol havzaları, elektrik verileri, su verileri, madencilik, kritik tesisler, şehir veya bölge bazlı sosyal verileri de uygulama içerisinde erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve bunların sürekli güncellenip doğru analiz ve doğru raporlanması için sürekli güncellenebileceği alanlar ve web servislerle destekliyoruz uygulamayı aslında. Amacımız ve çalışma adımlarından bahsetmek gerekirse genel olarak bizim uygulamamızın içerisinde verileri toplamamız gerekiyor. Ülke ölçeğinde veri girişleri yapılması gerekiyor. Bunda eğer bir kurumun elinde hafta sayısal olmayan bir harita varsa bunları koordinatlandırarak, sisteme alarak sayısal hale getirebiliyoruz. Çoğu kurumda çünkü kağıt üzerinde tutabiliyorlar ya da Excel tablolarında tutabiliyorlar. Bunları sayısal halde, coğrafi halde uygulamaya koyabiliyoruz. Bunları uygulamaya koyduktan sonra uygulama içerisinde veri girişi yaparak bu koyduğunuz enerji verilerini güncelleyebileceğiniz alanlar da bulunmakta. Sadece kendiniz değil, eğer bir entegre ile örnek vermek gerekirse bir CRM ya da başka bir şeye çalışıyorsanız oradan entegre ile verileri de almak isterseniz bununla ilgili de çalışmalar yapabiliyoruz. Aynı şekilde analiz ve raporlamalar da kurumlara ya da kullanıcılara göre özgü olarak değişebiliyor. Burada farklı formatlarda, farklı içeriklerde petrol, doğalgaz, artık rüzgar, güneş hangi enerji kaynağı ya da verisi aklınıza geliyorsa bunlara özgü kullanıcının isteğine göre raporlamalar ve analizler üretilebiliyor. En önemlisi bu verilerin ve tüm bu analizlerin, raporlamaların, altlık haritaların birleştirerek bir karar analizine dönüştürülmesi kısmını da sağlayabiliyoruz. Burada yöneticiler tek bir tuşla uygulamaya dahil edecek algoritmalar ya da veriler üzerinden 2050 yılındaki rüzgar enerji kaynağımızın ne kadar kullanıldığını ya da ne kadar kullanabileceğini hesaplayabiliyorlar. Aslında en önemli kısmı bu yöneticilere verilecek politika ve strateji için, strateji üretmek için verilecek kararlar uygulamanın çıktıları. Sonuçtan bahsetmek gerekirse biz ülkesel anlamda aslında örnek olmuş oluyoruz diğer ülkede. Coğrafi bilgi sistemi tabanlı, açık kaynak kodlu bir tek bir sistem üzerinden yönetilebilecek ülkelerin enerjiye yönelik strateji ve plan ve politika üretiminde yöneticilere karar destek verme süreçlerine destek olabilecek bir sistem geliştirmiş oluyoruz. Aynı şekilde coğrafi verilerin yönetilmesinin yanı sıra buradaki dashboardlar, gösterge panelleri, raporlamalar, haritalı analizler, coğrafi analizlerin yer aldığı uygulama enerji potansiyelleri göz önüne alınarak enerji politikaları ve stratejik hedeflerine katkı sağlıyor. Yani bu ne demek? Sizin o uygulamaya attığınız veriler sizin gelecekteki potansiyeliniz ya da mevcut durum analizinizi ya da belki de geçmişte yaptığınız veri çalışmaları ile ilgili size politikalar ve stratejiler sunmak için karar destek sistemi oluşturuyor aslında. Aynı zamanda iklim krizi açısından farklı enerji kaynaklarının kullanımı ve yerel enerji kaynak envanteri üretiminde yarar sağlıyor. İklim krizi açısından mevcut kaynaklarımızı en verildiği şekilde yöneteceğimizi düşünürsek burada nasıl verimli yönetebiliriz? Bu en basitinden kaynak envanterini en iyi şekilde çıkarmamız gerekiyor ve bunu farklı enerji kaynaklarını nasıl kullanabileceğimizi çalışmalarını belki simüle etmemiz gerekiyor. Bu da bu uygulama üzerinden gerçekleşebiliyor zaten. Üretilecek politikalar ve stratejiler sayesinde çevreye katkı sağlamasını amaçlıyoruz aslında uygulama. Sizin bu uygulama üzerinden yaptığınız analizler sonucunda çıkarttığınız politikalar ve stratejilerle biz mevcut kaynakları verimli şekilde kullanmayı gösterdiğimiz için çevresel anlamda size yarar da sağlıyor. Bu uygulamalar genellikle yapılan literatür çalışmalarında da denk geldik. Genellikle lisanslı ve bir yurt dışı firmasına bağlı şekilde para ödediğiniz ve aldığınız uygulamalar oluyor. Ama bizim uygulamamızda herhangi bir lisans maliyeti olmadığı için, açık kaynak kodla geliştirildiği için, güncel teknolojilerden de yararlandığı için herhangi bir lisans maliyeti yok. Sadece uygulamada kendinize bizim personelimiz tarafından geliştirecek ek geliştirmeler belki maliyeti yaratır. Onun dışında herhangi bir lisans maliyeti ödemiyorsunuz zaten. Bunun dışında farklı veri tabanlarında tutulan mekansal ve mekansal olmayan verilerin tek bir sistem üzerinde coğrafyalı hale getirerek analiz ve raporlama sağlayabiliyorsunuz. Bunun sonucunda da karar verme süreçlerini hızlandırıyorsunuz aslında. Ülkelerin enerji güvenliği ve uzun vadeli projeksiyonlarında geliştirilen bu sistem potansiyel değerlendirmeler yapabiliyor size. Yani siz eğer ki ülkenizin kaynak envanterini tam anlamıyla tanımladıysanız
Yapılacak olan belki algoritma, belki basit haritalarla sizin gelecekteki ülkenizin potansiyeli belli projeksiyonlarda çıkartabiliyor. Bunun dışında enerji sektörüne ait belki sadece rüzgar, belki sadece güneş olabilir ama kırılımlı olabilir. Bunlarla ilgili haberler, trendler, çalışmalar, fırsatlar, güncellenmiş piyasa bilgileri gibi konuları sistem üzerinden takip edip aynı zamanda sadece enerji envanteri değil, bunun yanında sosyal diğer bilgilere de erişebiliyorsunuz. Örneğin Twitter'da kim ne yazmış gibi bilgileri uygulama üzerinden sektörümüze ait bilgilere erişebiliyorsunuz. Biz ileride uygulamamızı hani dahil etmek istiyoruz. İleride teknik, ekonomik, politik, sosyal, tarihi ve ticari, milli iletişim, haberler ve sosyal medya entegrasyonları yaparak aslında tüm verileri, sadece coğrafi verileri değil, bunun dışında gelebilecek dışarıdan enerjiyle alakalı tüm verileri tek bir platform üzerine toplamak istiyoruz. İleriki aşamamızda da bunu hedefliyoruz. Kaynakça sayfasını geçiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Eğer zamanımız varsa uygulamadan ekran görüntüleri gösterebilirim. Teşekkürler. Olur. Bizim için uygun Hasan Bey. Ekran görüntüleri mevcutsa tamam. Onları da görebiliriz. Şunu hemen yaşıyorum. Uygulamamız web uygulaması olarak çalıştığını bahsetmiştim. Bir kullanıcı arayüzü var. Tabii her uygulamada olduğu gibi. Burada kurumların ya da kullanıcıların çeşitliliğine göre, örneğin bir petrolle uğraşıyorsanız sizin bununla ilgili rüzgar santrallerine ihtiyacınız yoksa sadece petrol verilerini görebildiğiniz bir kullanıcı veriyoruz. Ve orada kendi verilerinizi yönetebiliyorsunuz. Sadece kendi verilerinizi yönetmekte kalmayıp dışarıdan başka veriler de buraya ekleyebiliyorsunuz. Genel olarak harita ekranı bu şekilde. Şu anda Türkiye bazlı çalışan bir uygulama ama tabii dünya haritasına erişebildiğimiz için her yere açabiliriz uygulamayı. Burada aslında harita araçları var ve altlık harita olarak hem Başarsoft'un kendi üretmiş olduğu Türkiye adlı hem de Google'ın, Yandex'in diğer firmalarla entegre aldığımız diğer harita adlıklarında ulaşabilirsiniz. Katmanlarda dediğim gibi sizin aynı Oğuzhan Bey'in daha önce bahsettiği gibi katman katman sizin verilerinizi bu uygulama üzerinde yönetebilirsiniz. Burada verilerinizden kastım ne, atıyorum petrol kuyuları ya da boru hatları ya da rüzgar santrallerinin yerleri ya da rüzgar santrallerinin kapsadıkları alanlar gibi. Bunların hem verileri olarak kendi noktalarını görebilirsiniz hem de potansiyelleri anlamında ben bu kadar rüzgar santralim var ama eğer tabii verisini koyarsanız ne kadarlık bir potansiyelini kullanıyorum Türkiye'nin rüzgar santrali bazında bunu da kendinize sorgulayıp karar destek üretebilirsiniz. Kendi alanlarınızı çizebilirsiniz. Örneğin herhangi bir alan çizip bu uygulamaya adapte edebileceğiniz örneğin maden alanları, ruhsat alanları gibi enerjiyle alakalı çıkartabileceğimiz tüm alan verilerini buraya koyabilirsiniz. Sadece alan değil, point ve line olarak yani nokta ve çizgi olarak da verilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Örneğin çizgiyi, petrol hatları, noktayı, rüzgar türbünü gibi düşünebilirsiniz. Burada aslında tüm enerji verilerini tek bir sistemde toplamamızın amacı birbirleriyle de aslında eşleştiğini görmek. Yani hem rüzgar santrallerini hem güneş santrallerini hem petrol kullarını tek bir ekran üzerinde görmeniz sizin genel anlamda, ülkesel anlamda bir strateji ve politika üretirken hepsini tek bir alandan görmenizi sağlıyor. Bunu da aslında uygulama sebep olmuş oluyor. Uygulamada gösterebileceğim şey bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Hasan Bey. Sunum gayet açıklayıcı oldu. Bizim operatör arkadaşlarımız şimdi TESPAM ekibinin hazırlamış olduğu videoyu tekrardan ekrana getirmek isteyecekler. Deneyim. Değerli katılımcılar, TESPAM CBS tabanlı enerji veri tabanı uygulamasının tanıtımına hoş geldiniz. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi, kısa adıyla TESPAM ve Başarsoft Bilişim Teknolojileri AŞ ortaklığı ile enerji verilerinin düzenlenerek CBS tabanlı olacak şekilde depolandığı bir analiz ortamıdır. Her ülkeye özel enerji verilerinin sayısallaştırılabildiği, depolanabildiği, yönetildiği ve analizlerin gerçekleştirildiği bu uygulamanın fikri altyapısı TESPAM tarafından kurgulanmış ve açık kaynak kod ile Başarsoft Bilgi Sistemleri AŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. TESPAM Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı enerji veri tabanı uygulaması ile merkezi bir veri tabanı oluşturularak bir sistem üzerinden yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması, coğrafi karar destek sistemi ile karar vericilere enerji politikaları ve stratejik hedeflerine katkı sağlaması,
farklı sistemlerle entegre olabilmesi için geliştirilen altyapı sayesinde verilerin optimal şekilde sisteme işlenmesi ve güncelliğinin korunması amaçlanmaktadır. TESDAV'ın uygulamasını oluşturmaya çalıştığı veri sistematiği bu modelle BasharSoft'un katkıları ile çok daha profesyonel bir zemine kavuşmuş ve uluslararası literatürde ilk olma niteliği taşıyan birçok altyapı bu modele entegre edilmiştir. TESDAV, coğrafi bilgi sistemleri tabanlı enerji veri tabanı uygulaması dahilinde M0'dan M11'e olmak üzere 11 modül bulunacaktır. Bu modüller dahilinde çok fonksiyonlu analizler yapılabilecek ve birçok farklı veri sistematiği aynı pencerede yorumlanabilecektir. Bu bağlamda M0 genel ülke bilgilerini yani teknik, ekonomik, askeri, ticari, tarihi bilgi içermektedir. Mevcut durumda halen veri girişi devam eden M1 yani rezerv ve tesisler modülü, RFM1 petrol ve gaz, RFM2 elektrik, RFM3 su, RFM4 madencilik, RFM5 kritik tesisler ve diğerleri gibi alt modüllerden oluşmaktadır. M2 yani sosyal modül, şehir ya da alan bazlı sosyal verileri, M3 servis alanlarını içermektedir. M4 haberleri, trendleri, çalışmaları, farm in ve farm out fırsatlarını, güncellenmiş piyasa bilgilerini itfa edecektir. M5 otomatikleşmiş enerji güvenliği ve uzun vadeli projeksiyonları içerir. M6 şirket portföyito yöneticiliği, M7 jeodinamik modelleme, M8 enerji şirketi yöneticiliği, M9 lojistik ve servis, M10 karbondioksit ve küresel ısınma, N11 şehir planlama modülüdür. Şu an M1 modülünün RFM1, petrol, doğalgaz alt başlığı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda lisans alanları, rafineriler, petrokimyasal kuruluşları, depolama tesisleri, boru hatları, sahalar, üretim tesislerine dair veri girişleri ve yorumları yapılmaktadır. Uygulamamızda lisans alanları, mevcut zaman diliminde aktif uygulama alanları ve şu anda araştırma aşamasında bulunan alanlarımız mevcuttur. Örnek olarak bir yatırımcı, bir ülkede petrol veya gaz üzerine yatırım yapmak istediğinde, o ülkede şu anda lisansı bulunan alanları, aktif bir şekilde petrol ve gaz üzerine uygulamaların yapıldığı alanları ve mevcut zaman içerisinde aktif bir şekilde araştırmaların sürdüğü bütün alanları tek tek kontrol edebilir ve analizlerini çıkartabilir. Bu uygulama bizlere bir lisans alanının şu anki durumunu lisansın üzerine tıklayarak ulaştığımız bilgileri kısmında kontrol edebilme imkanı sunar. Uygulamanın üzerine daha sonradan eklenecek yeni özelliklerle yatırımcı mevcutta bulunan uygulama sahaları ile araştırma sahalarının yoğunlukta olduğu bölgelerinde tek tek analizlerini elde edebilme imkanı bulacaktır. Ülkelerin sahalarına uygulama üzerinde işaretleyip özelliklerine girmekteyiz. Bu özelliklerle sahaları sınıflandırmaktayız. Sahaların özellikleri type ve status başlığı altındadır. Sahaların türleri heavy oil fields, light oil fields, unconventional oil fields, dry gas fields, wet gas and gas condensate fields, unconventional gas fields şeklindedir. Sahaların türlerine ek olarak potential, discovered, development, producing young ve producing mature olmak üzere sahaların durumlarını da belirtmekteyiz. Uygulamamızda petrol ve gaz sahalarının lokasyonlarının yanında bu sahalarla ilgili teknik bilgiler de bulunmaktadır. Sahaların hakkında bilgi alabilmek için ilgili sahanın üstüne gelip Get Info tıklandığında sahalar ile ilgili teknik özellikler karşımıza çıkmaktadır. Sahanın ismi, sahanın statüsü, bunlar Producing, Discovery, Development, Abandoned gibi. Sahanın Discovery ve Production tarihi, hidrokarbon kaydı, bunlar Light Oil, Heavy Oil, Dry Gas ve Wet Gas gibi. Sahanın bulunan kuyu sayısı, Original Oil in Place ve Original Gas in Place olarak geçen sahanın ne kadar yerinde petrol ve gaza sahip olduğu ve bu yerindeki petrol ve gazın ne kadar üretildiği, maksimum rezervuar sayıları, derinlikleri, basınçları, porosite ve permeabilite değerleri gibi rezervuar özellikleri sayılır. Uygulamada Facilities başlığı altında bulunan Refineries ve Petrochemical Plants yerlerini harita üzerinde belirlemekte ve işaretlemekteyiz.
Bu işaretleme yapıldıktan sonra Refineries bölümü için kapasite, storage kapasite ve aktif bilgilere, Petrochemical Plants bölümü için ise Petrochemical Product ve Production Capacity hakkında araştırma yapmaktayız. Elde ettiğimiz bu araştırma sonuçlarını da ilgili yerlere giriş yapmaktayız. Uygulamada yine Facilities başlığı altında bulunan Pipelines, lokasyonunu, hangi bölgeden geçtiğini, hattın özelliklerini ve gaz, oil pipeline bilgilerine girmekteyiz. Programı açtığımızda herhangi bir boru hattının üzerine gelerek max capacity ve kapasite bilgilerine erişebilmekteyiz. Üzeri üzerinde bulunan kuyuları tek tek araştırıp konumlarını belirlemekteyiz. Belirlediğimiz konumlardaki kuyuları sahip olduğu özelliklere göre sınıflandırmaktayız. Belirlenen kuyular üzerinde derinlemesine araştırma yapıldıktan sonra kuyunun sahip olduğu özellikleri ve tabanı girmekteyiz. Sistem üzerinde girdiğimiz kuyular özelliklerini technical status ve content olarak iki başlık üzerinde incelemekteyiz. Bu başlıklarda kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Bu uygulama ile hem ticari kurumlar hem de ülkeler çok kapsamlı bir analiz yeteneği elde edecek, yorumlama kabiliyetlerini geliştirecek, hasat yönetimlerini daha başarılı bir şekilde yapabilecek ve gerçekte enerji güvenliği modelleri ortaya koyabilecektir. TESPAM, CBS tabanlı enerji veri tabanı uygulamasının çalışma adımları üzerine konuşmalarımızı gerçekleştirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Yaptığı sunum için TESPAM ekibimize de teşekkür ederiz. Bu oturumda TESPAM'ın CBS tabanlı enerji veri tabanı uygulamasının amaçları, gereklilikleri, hedefleri ve çalışma adımları üzerine konuşmalarımızı gerçekleştirdik ve oturumumuzun sonuna geldik. Katılımlarından dolayı başta TESPAM Başkanımız Oğuzhan Akyener'e, TESPAM ve Başar Soft ekiplerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için siz değerli katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.